Selam dostlar, bu videoda Arçelik'in 3891KT model numaralı çamaşır kurutma makinesini inceliyoruz. Bu 9 kilogramlık bir kurutma makinesi. Arçelik'in bir de 8 kilogramlık modeli var. Aynı özelliklere sahip, sadece kapasitesi 8 kilogram. Yani 8 kilogramlık kurutma makinesini almayı düşünürseniz de bu makinedeki aynı özellikler o 8 kilogramlık makinede de bulunuyor arkadaşlar. Makinenin enerji etiketini inceleyelim. A++ enerji sınıfına sahip, 259 kWh saat yıllık enerji tüketimi ortalama. Bu ortalama bir değer. Ev tipi bir kurutma makinesi olduğunu gösteriyor. Burada da tam yükte standart pamuklu programda kaç dakikada kurutma yaptığını gösteren bir işaret 209 dakika olarak gösteriyor. Bu da değişkenlik gösterebilir. 9 kilogramlık 65 desibellik bir ses seviyesine sahip. Bu da yoğuşturucu sınıfı B sınıfı bir yoğuşturucu sınıfına sahip kondenser sınıfı olarak geçiyor. Etiket bu şekilde. Kurutma makinesinin programlarından kısaca bahsedeyim. Pamuklu Ütü Kurulu, Pamuklu Ekonomik Kuruluk, buradaki işaret de enerji sınıfı etiketindeki standart program dediği program bu. Pamuklu Ekonomik Kuruluk programı. Pamuklu Dolap Kurulu, Ekstra Kurulu, Sentetik Ütü Kurulu, Sentetik Dolap Kurulu, Sepet Zaman Programları. Bu 7 numaradaki sepet zaman programlarında 7 numara ayarlayıp şuradan süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Bu sefer makine nem sensörlerine bakmadan istediğiniz sürede çamaşırınızı düşük sıcaklıkta kuruluyor. Tazeleme yünlü havalandırmada 10 dakikalık bir havalandırma yapıyorsunuz. Burada sıcak hava vermiyor, sadece havalandırma. Hassas, kot, spor, günlük, gömlek, hijyen, yorgan, kuş tüyü ve hızlı 30 dakikalık bir programı bulunuyor. Şimdi makineden biraz bahsedelim. Burada açma kapama tuşu var. Uzun basarak makineyi açabiliyorsunuz. Buradaki butonda sağa veya sola çevirerek program seçebilirsiniz. Buradaki butonlardan bahsedelim. Sepet zaman programları, atıyorum 7. programa geldiğiniz zaman kurutma makinesinin ne kadar süre çalışmasını istediğinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çok fazla kullanmadık. Hatta hiç kullanmadık daha önce bunu. Daha sonra burada sesli uyarı ve çocuk kilidi programı var. Bunu sesi açıp kapatabilirsiniz. Bittiği zaman ses versin veya ses vermesin gibi. Buna da 3 saniye basılı tutarsanız çocuk kilidi devreye girmiş oluyor arkadaşlar. Buradaki işaret de çocuk kilidinin devreye girdiğini gösteriyor. Bu şekilde tekrar 3 saniye basıp devre dışı edebilirsiniz. Zaman geciktirme de programı ayarladınız. Her şeyi ayarladınız. Daha sonra buraya basarak ne kadar süre sonra makine çalışmaya başlasın, bunun ayarını yapabilirsiniz. Sıfırlamak için de programı değiştirip tekrar geri geldiğinizde sıfırlama yapabilirsiniz. Yani burada 30 dakikadan başlatıp 30 dakika sonra buraya başlata bastığınız zaman 30 dakika sonra kurutma makinesi çalışmaya başlıyor. Başla beklet butonu da makineyi çalıştırıp çalışma esnasında bir kere basarsanız makine bekleme moduna gelir. Tekrar basarsanız devreye girer. Burada kurutma esnasındaki aşamalar var. İlk kurutma başladığı zaman burada hemen yanında bunun bir ışık yanıyor. Eğer ütü kuruluğuna geçtiyse, yani çamaşırlarınız artık ütü kuruluğundaysa buradaki, dolap kuruluğundaysa buradaki ve son kırışık önlemede şöyle bir şey. Kurutma işlemi bittiği zaman son ışığı yanar, ancak belirli bir süre aralığında eğer makineden çamaşırlarınızı almazsanız kırışık önleme devreye girer. Belli süre aralıklarında makine çamaşırları sürekli döndürerek sabit kalmasını engelleyip çamaşırlarınızın kırışmasını önlüyor arkadaşlar. Bölüm bu şekilde. Bunun üzerlerinde bazı ledler yanıyor. O ledleri kullanma kılavuzundan göstereyim. Kullanma kılavuzunda şurada bulunan semboller şuradaki bölümü ifade ediyor. Süre ve şurada az önce gördük. Sesli uyarı, çocuk kilidi. Burada bir buhar tankı uyarı sembolü var. Bu makinelerde buharla kurutma olmadığı için bu geçerli değil. Hemen yanında bulunan yoğuşturucu temizliği uyarı sembolü de birazdan bakacağız. Makinenin yoğuşturucusunun temizlenmesi gerektiği uyarısını veriyor. Filtre temizliği uyarı sembolü kapaktaki filtrenin temizlenmesi gerektiğini, zaman geciktirme sembolünü az önce gördük. Zaman geciktirmeyi ayarladığınız zaman çalışma zamanı gelene kadar buradaki işaret yanıyor. Daha sonra başla beklet ışığı burada yanar. Program ilerleme çubuğu da az önce bahsettiğimiz ledleri anlatıyor. Şunu belirtelim. Program seçtiğinizde burada görünen süre ortalama süre aslında. Yani çamaşırlarınızı attığınız makinenin içerisindeki nem sensörleri çamaşırın kuruluğuna göre bu süreyi uzaltıp kısaltabiliyor. Daha çok kısaltıyor. Yani makineniz kuruduğu zaman eğer az çamaşırınız varsa atıyorum 1 saat içinde bitebiliyor. Kurutma esnasında bu süre değişiyor. Yani 2 saat 40 dakika dediği bazen 1,5 saatte, bazen 1 saatte, bazen de 2 saat içerisinde
tamamlanabiliyor arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Makinenin içerisinden biraz bahsedelim. Kapağın yönünü değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu taraftan tekrar bu tarafa alabilirsiniz. Onun için kullanma kılavuzunda bir belge var. Hemen onu bir gösterelim. Şurada gösterilen kağıtta kapağın yönünün nasıl değiştirilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler mevcut. Ayrıca kuruluma gelen servis elemanlarından da kapağın yönünün değiştirilmesini isteyebilirsiniz. Bir de şöyle bir konu var. Eğer çamaşır makineniz Arçelik değilse bu makineyi çamaşır makinenizin üstüne koymuyor servis. Farklı bir marka çamaşır makineniz varsa kurutma makinesini üzerine koyamıyorsunuz. Daha doğrusu servis koymuyor. Eğer siz bir şekilde ayarlarsanız koyabilirsiniz ama Arçelik servisi farklı bir marka çamaşır makinesinin üzerine kurutma makinesini koymuyor. Makinenin içindeki filtrelerden bahsedelim. Şimdi burada bir tane lif filtresi var arkadaşlar. Lif filtresinin amacı kurutma işlemi boyunca çamaşırdan ayrılıp havaya karışan tüy ve liflerin tutulması. Buradaki ana lif filtresi, bunu her kurutma sonrası temizlemeniz gerekiyor. Şu şekilde açıp içerisinde biriken lifleri ve tüyleri bu içerisinden temizlemeniz gerekiyor. Bu yıkanabilir bir filtre. Bunun hemen sonrasında altında da bu lif filtresinden kaçan lif ve tüyleri tutmak için bir tane daha filtre bulunuyor. Bu daha az kirleniyor arkadaşlar. Onun için sürekli temizlemenize gerek yok ama biz her kurutma sonrası temizliyoruz. Siz de öyle yaparsanız daha sağlıklı çalışır makine. Biz bu filtrelerin temizlik işlemini burada emektar bir tane elektrik süpürgemiz var. O süpürgeyle yapıyoruz her kurutma sonrası. Eğer siz de imkanınız varsa elektrik süpürgesiyle makinenin tamamını temizlerseniz her kurutma sonrası daha sağlıklı çalışacak makineniz. Çünkü kurutma sonrası şuradaki contalarda, şu bölümdeki contalarda ve kapaktaki contalarda da tüy birikmesi oluyor. Şuradan hafiften göstereyim. Gördüğünüz gibi ufak ufak tüyler var. Onun için her kurutma sonrası temizliğinizi yaparsanız daha sağlıklı çalışmasını sağlayabilirsiniz makinenin. Makinenin içerisindeki hava sirkülasyonunda kurutma işleminde hava buradan giriş yapıp alttan tekrar sirkülasyon olarak makinenin içerisine gidiyor. Hava girişi buradan olduktan sonra lifler ve tüyler iki filtrede tutunuyor. Lif ve tüylerin kaçtığı noktada alt bölümde bulunan evaporatöre geliyor. Şimdi evaporatörü şuraya basıp açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan şu 3 tane kırmızı klipsi açıp evaporatöre ulaşıyorsunuz. Evaporatörün temizliği de önemli. Bunu da ara sıra burayı kontrol edip buradaki temizliğe de önem göstermeniz gerekiyor ki burası hava akışının olması için önemli. Burayı temizlerken dikkat etmeniz gereken de şuradaki parçaların yamultmamanız. Onun için kullanma kılavuzunda da bunu uyarır. Yukarı aşağı doğru hareketle temizlerseniz bir elektrik süpürgesiyle herhangi bir zarar vermeden gayet kolay temizleyebilirsiniz. Şu an aslında normal. Şuralarda biraz tüy ve lifler var ama şu an temiz görünüyor burası. Bayağı bir kirli gördüğünüzde makineniz çok sağlıklı çalışmaz. Onun için mutlaka buranın temizliğine de önem göstermeniz gerekiyor. Kapağın hemen arkasında, bu kapağın hemen arkasında bir tane koku kapsülü var. Yaklaşık 20-30 yıkama sonra koku kapsülünün özelliği bitiyor içerisindeki. Bunu tekrar Arçelik'ten temin edebiliyorsunuz veya internette bu şekilde koku kapsülü satan firmalar da var. Şu şekilde çıkartıp değiştirebilirsiniz koku kapsülünüzü. Tekrar kapatalım. Burada kompresör hava giriş noktası var. Burası bazen ses gelebilir buradan. Bir kompresör sesi gibi bir ses gelebilir. Kompresör çalıştığı zaman veya ısıtma işlemi başladığı zaman ses gelebilir buradan. O sizi yanıltmasın, arıza var diye. Eğer makinenizi su giderine bağlamadıysanız çamaşırlardan çıkan su buradaki hazneye toplanıyor. Şu an bu hazne dolu, boşaltmadık. Bu haznede dolan suyu boşaltmanız gerekiyor sürekli. Bu suyun safsı olduğunu, ütüde veya saksıdaki çiçekleriniz için kullanabildiğini söylüyorlar. Bunun için bir test yapmıştık bir videomuzda. Öneriler kısmından o videomuzu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aslında saf su değil tam olarak. Onu da bilginiz olsun. Eğer gidere bağlanmadıysa su buraya doluyor ve eğer bu doluysa burada az önce gösterdiğimiz gibi uyarı ledi çıkıyor. O ledle beraber bu tankı boşaltmanız gerektiğini belirtiyor makine. Gidere bağlamak için de arka bölümde bir tane hortum çıkışı var. O hortum çıkışını gidere bağlayıp direkt tanka değil de suyu gidere verebilirsiniz. Şimdi makinenin içerisine bir çamaşır atacağız. Ondan sonra çalıştıracağız. Nasıl çalışıyor? Nasıl ses çıkartıyor? Onu bir görelim. Evet, çamaşırı koyduk. Makinemizi açıyoruz. 3 numara pamuklu dolap kurulu seçeneğini seçtik. Çok fazla bir çamaşırımız yok. Bu şekildeyken içerisinde bir lamba var. Bu lamba yanar. Makinenin içerisindeki çamaşırları görmek için
Ama başlattığınız zaman o lamba sönüyor. Şimdi başlatıyoruz. Yapmamız gereken sadece 3 numara dolap kurulunu seçtik ve start tuşuna basıyoruz. Şu anda bir su sesi geliyor. Belki duymuşsunuz. Bahsettiğim ses de bu sesti. Bu ses sizi burada bir sıkıntı var diye yanıltmasın. Bu kompresör sesi, ara sıra kompresör sesi gelebilir. Bu şekilde ilk başlattıktan sonra şuradaki tuşa basarak durdurabilirsiniz. Burada durdurma işareti yanıyor. Tekrar başlatabilirsiniz. Yalnız bu durdurma işlemi makine sıcakken yaparsanız biraz verim kaybına sebep olabilir arkadaşlar. Şimdi bu makineler hakkında bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Çamaşır kurutma makineleri uğultulu çalışabilir. Yani uğultulu çalışıyor normalde. Sadece bu makine için değil, diğer kurutma makineleri için de geçerli bu. Yani bu toplu bir yerde, bir binada yaşıyorsanız eğer gece vakti çalıştırırsanız bu makineyi uğultu yapar. Sizi de rahatsız eder, diğer komşularınızı da rahatsız edebilir. Onun için makineyi gece çalıştırmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca şöyle bir durum var. Bazı kişiler gece elektriğin daha ucuz olduğunu düşünüp çalıştırıyorlar. Normal mesken kullanımlarında öyle bir durum söz konusu değil. Elektrik tüketiminde T1, T2, T3 zamanları var. Elektrik sayacının saydığı bu sayaçlarda normal mesken kullanımlarında günün her vaktinde kullandığınız elektrik aynı ücrete tabi. Onun için gece çalıştırayım daha uygun fiyatla çalışsın gibi bir durum söz konusu değil. Bunu günün her vaktinde ne zaman çalışırsanız çalışsın aynı enerji sarfiyatı olacaktır. Yani faturanıza gece çalıştırmak herhangi bir kâra geçirmez sizi. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Makine kurutma esnasında bazı anlarda duruyor. Ters yöne dönerek sonra tekrar ileriye dönerek bir hareket yapıyor. Bu harekette nem sensörleriyle içerisindeki çamaşırların kuruluk oranını ölçüyor. Daha sonra süre ayarlaması yapıyor. Yani burada gördüğünüz 3 saat 31 dakika süre burada düşecektir. Çünkü az bir çamaşır attık. Muhtemelen 1 saat içerisinde bu kurutmayı gerçekleştirecek. Buradaki durup tekrar çalışma mevzusu da bu süreyi ayarlamak ve makine içerisindeki çamaşırların kuruluk oranını kontrol etmek. Şimdi kurutma tamamlandıktan sonra tekrar bir lif filtresini ve su tankının içerisindeki suya bakacağız. Evet, makineyi çalıştıralı yaklaşık 40 dakika oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süre 47 dakikaya düşmüş. Anlatmak istediğim buydu. Makinedeki nem sensörleri içerisindeki çamaşırların kuruluk oranına bakıp süreyi düşürüyor. Bittikten sonra tekrar kontrol edeceğiz. Yaklaşık 1 saat 20 dakikalık süre içerisinde kurutma işlemi tamamlandı. Şuradaki işaret burada altta bulunan lif filtresinin temizlenmesi gerektiğini gösteren işaret. Bu her kurutma sonrasında çıkıyor filtreyi temizlemeniz için. Su tankı tam dolmadığı için su tankı uyarısı yok ama su tankımızda su mevcut. Şu bölümlere kadar su, bunu da boşaltacağız. Filtremizi de temizleyeceğiz. Şimdi bu makineyi bu şekilde bırakırsak kurutma işlemi bittikten 2 saat boyunca ara sıra makine içerideki çamaşırları çevirerek kırışmasını engelliyor. Evet, gördüğünüz gibi kendisi çalışıyor ve duruyor. Bunu 2 saat boyunca yapıyor. Eğer 2 saat boyunca da almazsanız bunu da bırakıyor ve tamamen kendini kapatıp kurutmaya son veriyor arkadaşlar. Ama şu anda kurutma tamamlandı. Son ışığı yanmış ama kırışık önleme modunda devam ediyor makine. Kurutma işlemi sonrasında sıcak olarak makinenin içerisinden çamaşırları alırsanız çamaşırın tipine göre hiç ütülemeye gerek kalmadan direkt kullanabilirsiniz veya dolaba kaldırabilirsiniz. Ancak kurutma makinesinde kalırsa ve içerisinde soğursa çamaşırlarınız kırışabilir. Şimdi bir su tankını boşaltacağız, bir de filtreye bakalım.
Çamaşırlarınızı ilk kurutma bittikten hemen sonra alırsanız sıcak bir vaziyette bunları asarak veya katlayarak direkt koyabilirsiniz. Herhangi bir ütü gerektirmiyor. Şimdi şu çamaşırları alalım, sonra filtrenin içerisine bakalım. Çamaşırlarımızı aldık. Kurutma işlemi sonrasında kazanın içerisinde herhangi bir temizlik veya farklı bir işlem yapmanıza gerek yok. Kazan gayet temiz bir şekilde kalıyor. Filtreye bakacağız. Filtreyi açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi lifler ve tüyler bu şekilde birikiyor. Buranın temizliğinin mutlaka yapılması lazım her kurutma sonrasında. Şöyle açayım. Şu şekilde bir lif tutuşu var arkadaşlar. İkinci filtrede pek bir toz yok gördüğünüz gibi. İçerisine bakalım. İçerisinde uç taraflarında ufak bir tozlanma var. Videonun başında da söylediğim gibi bizim bir emekli elektrikli süpürgemiz var. Onu sürekli burada tutuyoruz. Bununla temizliyoruz. Şimdi onunla bir temizleyeyim. Temizliğini görün. Temizliklerimizi yaptık. Şunu belirtmek istiyorum bir de. Bu kapağı, bu filtreyi diğer kurutma makinelerinde nasıl tam olarak bilmiyorum ama bu filtreyi temizlerken şu kısımları çok fazla açarsanız şuradaki kısım, tam açılan noktalardaki kısımlar yırtılabiliyor. Yani şu filtreler falan. Onun için tam olarak açmadan bu şekilde en fazla bu kadar açarak kullanırsanız daha uzun ve sağlıklı kullanabilirsiniz bu filtreyi. Temizlik bu şekilde. Bu alt filtre. Bu da kullanma kılavuzunda aslında 3-4 yıkamada bir veya kontrol ederek temizleyin diyor ama biz dediğimiz gibi her kurutma sonrası temizliyoruz. Şimdi bunları yerleştirmeden önce şurayı hemen göstereyim size. İçinde de tüyler veya tozlar olabilir. Gördüğünüz gibi şu kısımlarda da bu kısımlar, contaları, buraları da temizlerseniz daha sağlıklı olacak şu bölümleri. Elektrikli süpürgeyle çekerseniz makineniz daha sağlıklı çalışır. Şu conta kısımlarından da şöyle bir ufak geçerseniz makine için daha iyi. Yani bunları sürekli yapmanıza gerek yok ama mutlaka ara sıra temizliğini yapın. Evaporatör kısmını da bir kontrol edelim. Videonun başındaki halinden çok bir farkı yok. Bu sürekli kirlenen bir yer değil. Yalnız bunları bir fırçalı bir elektrik süpürgesi başlığıyla çekebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bir de su tankımız var. Bu su tankının içerisindeki suyu da boşaltmamız gerekiyor. Bu şekilde bir tank var. Buradaki delikten hem giriş makinenin içerisine buradan giriyor hem de boşaltırken o noktadan boşaltıyorsunuz. Evet, makinemiz tekrar kurutma için hazır. Bu şekilde basarak makineyi kapatıyoruz. Evet dostlar, Arçelik 3891KT kurutma makinesinin incelemesini yapmaya çalıştık. Eğer ürün hakkında soru veya görüşleriniz varsa bu yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Video sizlere yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın.